Sayın seyirciler, Vatan Partisi heyeti geçtiğimiz hafta Mısır'daydı. Üst düzey görüşmeler yaptı. Neler konuşuldu, nasıl bir atmosferde gerçekleşti görüşmeler ve neler çıktı? Vatan Partisi heyeti başkanı, emekli tümamiral Sayın Soner Polat'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Teşekkür Polat. Ederim Sayın Atış. Neden Mısır? Önce onunla başlayalım. Neden böyle bir ziyaret gerçekleştirdiniz? Bildiğiniz gibi Vatan Partisi bölge ülkeleriyle işbirliğine büyük bir önem ve öncelik vermektedir. Bu çerçevede zaten daha önce bölge ülkelerine yönelik bir dizi ziyaretlere başlamıştık. İran'a bizzat Genel Başkanımız Doğu Perinçek başkanlığındaki kalabalık bir heyetle Suriye'yi ziyaret ettik. Bizzat Başkan Esad'la başkanımız görüştü. Daha sonra İran'a yine kalabalık bir heyetle ziyaret yaptık. Bu çerçevede bölge ülkeleri içindeki işbirliği alanlarını daha iyi algılamak, bölgesel sorunların doğasını öğrenmek için Mısır'a gittik. Bu çerçevede son derece yararlı bir ziyaret oldu. Nedeni de şu, biliyorsunuz İran'la Mısır 30 senedir soğuk ilişkiler içindeler. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde Mısırlılara İran'a Suriye'de gittiğimizi, hiçbir gizli gündemimizin olmadığını, bölge ülkeleri ile işbirliği için koşulların oluşmasının önemini anlattık. Heyetimizde biliyorsunuz daha önce Milli Savunma Bakanlığı yapmış, iki dönem milletvekilliği yapmış çok deneyimli bir devlet adamı Sayın Barlastoğu, emekli Büyükelçimiz Hamit Osman Olcay ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Sayın Yunus Soner de yer aldı. İlk önce biz Mısır Dış İlişkiler Konseyi'ne gittik. Orası Mısır'ın dış politikasını belirleyen bir organ ve olağanüstü bir ilgi gördük. Mısır'ın dünya çapındaki Leyla Takva gibi gazetecileri de oradaydı. Dolayısıyla normalde bir saatlik bir program vardı ama 3 saat sürdü. Çünkü çok soru soruldu. Basın mı yoğun ilgi gösterdi yoksa? Basının ilgisi bir olağanüstüydü. Onu zaten anlatacağım. Şöyle ki, biz basın faaliyetlerine yetişemedik. Yani biz mesela bir otelde kalıyorduk. Oteldeki kafeterya felç oldu. Daha sonra oradaki temsilcimiz böyle bir Nil Nehri'ndeki bir kafe restoranın özel bölümünü ayarladı. Oraya gitmek zorunda kaldık ama ona da yetişemedik ve bir iş bölümü yaptık. Yani bazı basın mensuplarını ben kabul ettim, bazılarını Sayın Bakanımız, Büyükelçimiz. Böyle bir büyük bir ilgiye mazhar olduk. Hatta ben hani şöyle espri yaptım, biz dedim Kahire'de seçime girseydik herhalde daha fazla ilgi görürdük. Ondan sonra televizyon programları oldu. Ben mesela akşam oradaki en fazla izlenen, sadece Mısır'da değil, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok izlenen, çok sevilen Usama Kamel diye bir böyle haber fenomeni. Onun programına çıktım. Çok büyük ilgi gördü. Özellikle izleyicilerin soruları oldu. Ondan sonra o programdan uçağa zor yetiştik. Ve biz uçağa giderken diğer televizyonların teklifleri vardı ama işte ülkeyi terk ediyoruz dedik. Hatta hala bizim Mısır'daki temsilcimiz Onur Güzaltan böyle şeyle internet ortamından sorular gönderiyor. Le Figaro'da, Financial Times'a kadar büyük bir basın ilgisi oldu. Peki siz o ilgiyi neye bağladınız? Yani Türkiye'den bir heyetin gidiyor olması mı? Hani böyle sıcak bir ortamda yoksa? Vatan Partisi'nin hani politikaları bilinen, yani biliniyor mu onu sormak istiyorum aslında. Vatan Partisi'nden bir heyetin gitmiş olması mı? Şimdi şöyle, aslında hepsi. Birincisi bir kere böyle Mursi ve bununla ilgili Türkiye'den verilen demeçler ister istemez Türkiye'yi Mısır'ın gündemine getirdi. İkincisi Vatan Partisi tabii değişik bir ses. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, komşu ülkelerde sorumlu siyaset yapanlar tarafından bir umut olarak görülüyor. Çünkü Türkiye'nin Batı yörüngesine girdiği, bölge ülkelerinin yararına olan politikalar izlemediği çok açık, net bir şekilde fark ediliyor. Bunun da büyük bir önemi var. Çünkü herkes Vatan Partisi'nin gizli bir gündemi olmadığını, açıkça politikalarını savunduğunu, Türkiye'de de gerçek anlamda toplumsal bir muhalefet yaptığını biliyor. Bunun da öneminin olduğunu düşünüyorum. Şimdi televizyon programında
şu soruyu sordu bana sunucu Usama Kemal. Dedi ki biz dedi Vatan Partisi'ni inceledik dedi. Araştırma yaptık dedi. Siz dedi farklısınız. Onu dedi biliyoruz dedi. Ama dedi yani bizim dedi Mısırlı izleyiciler için farkınızı çok kısa dedi böyle. Nasıl anlatabilirsiniz? Ben de dedim ki şöyle dedim. Ben dedim dört noktada bizim farkımızı anlatmaya çalışayım. Birincisi dedim şu an Türkiye dedim Atatürk'ün ilke ve devrimlerini, Atatürk'ün ideallerini, Atatürk'ün ruhunu temsil eden tek parti dedim bizim partimiz. Bunun dışında Türkiye'de başka bir parti yok. Dolayısıyla bu yönüyle farklıyız. İkincisi dedim, ülkenin birlik ve beraberliğini ve milli bağımsızlığını gerçek anlamda savunan tek partiyiz. Bizim dışımızda parti yok. Şimdi bizim dışımızda belki bir iki tane parti savunuyor, gözüküyor olabilir ama bunlar Batı ülkeleriyle, emperyalist ülkelerle birlikte politikalarını dizayn ettiklerinden dolayısıyla bunların sonuç alma ihtimali, bu yönde başarılı olma ihtimali zayıf. Hı hı. Biz sorunun doğasını bildiğimiz için hem birlik ve beraberlik hem de milli bağımsızlık için anahtar olacak politikalara sahibiz. Hı hı. Ve bu yönüyle de diğer partilerden farklıyız. Diğer bir konu dedim, üçüncü farklılığımız ise biz üreten bir ekonomiyi savunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki ve dışındaki bütün partiler küresel ekonomiyi, NATO, AB, ABD, Batı kurumlarını, bunların desteklediği liberal ve kapitalist bir sistemi savunuyorlar. Biz ise ancak üreterek, tıpkı 1930'larda kurucu atalarımızın yaptığı gibi karma bir ekonomiyle kamuyu öne çıkartarak bunun bu özel sektörle bunu güzelce kaynaştırarak başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu yönüyle de biz diğer partilerden farklıyız. Son olarak da şunu söyledim. Diğer bütün partiler Batı kurumlarıyla işbirliği içinde dış politikayı dizayn ederken biz bölge ülkelerine önem ve öncelik veren, onları merkeze koyan ama bu politikaları küresel sistemle dengeleyen politikalar arıyoruz. Bunun çabası içindeyiz. Zaten bu ziyaretimiz de bunun bir parçası. Dolayısıyla bu dört yönü söylediğim zaman aşağı yukarı dedim bizim partimizin diğer partilerden farkı ortaya çıkar. Hı. Bu çok iyi, büyük ilgi gördü. Şeyden sorular soruldu. Dolayısıyla sistem bu şekilde bir merkeze geldi. Şimdi bizim ilk görüşmede, yani Mısır Dış İlişkiler Konseyi ile yaptığımız görüşmede ben önce Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarından başlayarak böyle Türkiye'nin çevresinde 360 derece dönerek böyle bir dış politika güvenlik briefingi verdim. Hı. Ve bizim bütün hassasiyetlerimizi ortaya koydum. Orada ilginin artmasının bir nedeni de şu, Mısır'ı diplomatik bir dille münhasır ekonomik bölge çalışmaları nedeniyle eleştirdim. Şöyle ki dedim ki siz dedim Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimiyle münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yaptınız. Bu maksatla üst düzeyde yani devlet başkanları düzeyinde hem Kahire'de toplandınız hem Lefkoşe'de toplandınız. Ondan sonra bir sonuç bildirgesi yayınladınız. Ama bu Türkiye tarafından pek sıcak karşılanmadı. Ama Türkiye de bunda haklıydı dedim. Bir kere dedim uluslararası hukuk açısından bildiğiniz gibi dedim 1959 Zürih Anlaşması'na göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye ve Yunanistan'ın garantör devletler olarak onaylamadığı bir uluslararası ittifak anlaşmaya dahil olamaz. Dolayısıyla burada bir boşluk var. Zaten Türkiye resmi olarak Birleşmiş Milletler'e başvurdu ve sizin bu anlaşmanızı tanımadığını deklare etti. Kaldı ki dedim. Biz dedim bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar, incelemeler yaptık. Bu dedim bizim görüşümüz ama inşallah siz kabul ederseniz heyetlerle teknik düzeyde müzakere ederiz. Bu anlaşma Mısır'ın aleyhine değil. Sizin en az dedim 30 bin kilometrekarelik deniz alanında kaybınız var. Bu tabii çok inanılmaz derecede bir etki yarattı. Basın mensupları soru üstüne soru sordular. Ve Mısır heyeti bu konuyu Dışişleri Bakanlığı nezdinde devlet çapında... Onların farkında olmadığı bir durum ya. 30 bin kilometrelik alanı yanlışlıkla evet, Yunanistan ve Rum yani kesimine... şöyle yani en azından şöyle dedim. Tabii biz bunu söylediğimiz zaman bu kesin ve mutlak doğrudur demiyoruz. Ama bizim yaptığımız hesaplamalar böyle. Hatta dedim ben dedim gazete raporlarına bakarken Mursi döneminde bir milletvekiliniz
Mısır parlamentosundan aynı konuda bir görüş açıklamış ve bu anlaşmanın bozulacağını söylemişti. Hatta ilgimi çekti dedim benim haber özetlerini bakarken. Burada dedim nasıl bir sonuç çıktı bilmiyorum. Dolayısıyla en azından onlar açısından bu konunun yeniden böyle masaya yatırılabileceği bir ortamı hazırlamaya çalıştım. Ve şunu dedim. Dedim ki gelin dedim önce biz Müslüman ülkeler olarak mesela en fazla Doğu Akdeniz'de sınırı olan ülke Türkiye. 1580 kilometrelik deniz sınırımız var. Suriye, Lübnan, Mısır. Önce biz kendimiz toplanalım, konuşalım. Asgari müştereklerde birleşelim. Ondan sonra Hristiyanların, Musevilerin karşısına çıkalım. Siz şimdi bu anlaşmayı yaptınız ama Kıbrıs'taki yatakların birçoğu dedim İsrail'li şirketler tarafından işletiliyor. Dolayısıyla siz dolaylı olarak da İsrail'e de el sıkışmış oldunuz. Bu da önemli bir etki yarattı. Peki Türkiye'yi devre dışı bırakmaları ya da Türkiye'nin tepkisini çekeceğini bilmelerine rağmen Mısır'ın Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle böyle bir anlaşma içerisinde olması Türkiye-Mısır ilişkilerinden kaynaklanan bir durum mu sizce? O noktada neler söylüyorlar? Türkiye'nin son, daha doğrusu hükümetin, AKP hükümetinin Mısır konusundaki yaklaşımını nasıl değerlendiriyorlar? Şimdi tabii Sayın Atıcı çok güzel bir soru sordunuz. Bir kere herhangi bir şekilde dış politika ulusal çıkarlar odaklı olarak yapılır. Yani siz dış politikayla ilgili bir konuyu konuştuğunuz zaman mezhepler, dinler, ideoloji ve diğer konuları konuşmazsınız. Somut çıkarları masaya koyarsınız. Ama maalesef Türkiye ne acıdır ki AKP döneminde bu temel gerçeği unuttu. Duygusal nedenler, ideolojik nedenler, mezhepsel nedenler politikada tepeye konuldu. Aynı zamanda Batı ülkelerinin çıkarlarını savunmak, Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor sanmak gibi yanlış bir algı içerisine girildi. Dolayısıyla bu ister istemez bir kutuplaşma doğurdu. Şimdi bakın Doğu Akdeniz'de biz herhangi bir şekilde Mısır ve Suriye ile dengeli ilişkiler kurup burada ortak politikalar belirleseydik asla Mısır böyle bir anlaşma imzalamazdı. Şimdi bizim mesela elimizdeki en büyük silahlardan bir tanesi Suriye'yi bu işin içine çekmek. Ama Suriye ile gördüğünüz gibi devlet düzeyinde kavgalıyız. Bu ise Türkiye'nin pragmatik bir dış politika izlemediğini gösteriyor. Şimdi bakın bir örnek vereyim. İran'ı ele alalım. Mesela İran normalde Şii. Azerbaycan da Şii. Ama Dağlık Karabağ konusunda İran Ermenileri destekliyor. Nedeni şu, diyor ki Azerbaycan güçlendiği takdirde benim içimde 20 milyona yakın Azeri etnik grubu kışkırtabilir. Dolayısıyla bakın doğru veya yanlış ben onu tartışmıyorum. Ama, zayıf bir Azerbaycan daha çok işine evet, yarıyor. Ama ben o da önemli. Önemli olan şu, bakın dini faktörü dışarıda bırakıyor, somut ulusal çıkarları açısından yaklaşıyor. Evet. Dolayısıyla burada bizden kaynaklanan sorunlar olduğu gibi tabii Mısır'dan kaynaklanan da sorunlar da var. Ve biz bunu şöyle söyledik. Hükümetler gelir ve gider. Dolayısıyla biz bir kere herhangi bir şekilde Vatan Partisi olarak sorumluluk duyan bir partiyiz. Ve biz bir devlet perspektifiyle olaylara yaklaşıyoruz. O yüzden bize ne biz sizin hükümetinizin hatalarını söyleyelim ne biz ne siz bize söyleyin. Ama gelin somut ulusal çıkarları belirleyelim, onlar üzerinde müzakere edelim. Zaten şunu söyledim, bizim herhangi bir şekilde bölge politikamızın temeli de o. Bizim dedim bölgedeki politikalarımızın 3 tane bacağı var. Bir tanesi bir kere ne pahasına olur olsun dostluk, dayanışma, kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı, iyi niyet ve güven. İkinci bacağımız ise bölgedeki bir sorunu konuşurken herhangi bir şekilde din, etnisite, ideolojiyi devre dışı bırakmak. Yani biz bir şeyi konuşuyorsak Irak'la ilgili olarak Şiilik, Sünniliği konuşmayalım. Türk, Kürt, Acem, Süryani bunu konuşmayalım. Veya laik ideoloji, İslami ideoloji konuşmayalım. Nedir senin somut çıkarın? Irak'ın, nedir Suriye'nin, nedir İran'ın, nedir Türkiye'nin? Bunları masaya yatıralım ve o zaman herhangi bir şekilde yol alma şansımız çok daha fazla olur. Ve dedim üçüncü bacağımız da bu bölgedeki sorunların bölge devletleri tarafından çözülmesi. Eğer siz herhangi bir şekilde birinci ve ikinci maddelerde benim sıraladığım hata yaparsanız doğrudan veya dolaylı olarak emperyalist ülkelere davetiye çıkartmış olursunuz. Müdahale. Dışarıya gelen her birlik dedim bütün bölge ülkelerinin jeopolitik ufkunu sınırlar. Yani bugün Katar'daki bir Amerikan birliği bile hem İran'ı hem Türkiye'yi hem Mısır'ı jeopolitik olarak tehdit eder. Onların hareket kabiliyetini kısıtlar ve herhangi bir şekilde gerçek politikalardan uzaklaştırır. Peki sizin bu sunumunuzu eski Washington Büyükelçisi izledi. Rahatsızlık duymadı mı?
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu sunumla ilgili olarak tabii çok ben Ermeni sorununu da anlattım, Irak konusunu 152 adayı ve emin olun işte dedim bir saatlik 3 saate döndü. Artık sorulara ikişer üçer soruları almaya başladım. Şunu söylediler, bir kere dediler, bir dediler biz çok mutlu olduk çünkü dürüstçe siz nerede duruyorsanız onu söylediniz. Çünkü ben Ermeni sorunuyla ilgili olarak da destek istedim. Ege'deki sorunlarla ilgili olarak da destek istedim. Dayanışma bunu gerektirir dedim. O açıdan herhangi bir şekilde olumlu bir şekilde yaklaştı. Ya, evet. Ama tabii şu var, şunu da tabii söylediler hep. Siz böyle diyorsunuz ama işte Irak'la ilgili olarak Irak merkezi hükümetini desteklemiyorsunuz. Suriye ile ilgili olarak sınırlarınız Kevgir'e döndü. Biz de şunu söyledik hep. Biz dedik buraya zaten bir muhalefet partisi olarak ve bu bütün bunlara temelden karşı çıkan bir parti olarak geldik. Yani biz de bunlara karşıyız. Yani biz iktidara geldiğimiz gün sınırlarımızı güven altına alacağız. Hem Irak'ta hem Suriye'de merkezi hükümetleri destekleyeceğiz. Onların güçlendirilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz. Dolayısıyla eğer herhangi bir şekilde İran ve Mısır'da sizin aranızdaki bütün sorunlara rağmen bu girişimlerimizi desteklerse çok kısa süre içinde bir barış ve istikrar adası Orta Doğu'da ve bölgemizde yaratabiliriz. Suriye ile ilgili çok sorular soruldu. Mesela ben şunu söyledim. Bizim partimizin Suriye politikası gerçek, reel politiktir. Şöyle ki, mesele Esad'ı sevmek veya sevmemek değil. Ama eğer Suriye'ye baktığınız zaman Esad'ı ortadan kaldırdığınızda Suriye'nin birliğini sağlayacak başka bir unsur yok. Yani Suriye'de Esad yoksa kaos, istikrarsızlık, kan, gözyaşı var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Esad'ı desteklemek bölge gerçeğidir. Çünkü Esad'ı destekleyerek Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü sağlayabiliriz ve bu sorunları çözebiliriz. Suriye'nin birlik ve bütünlüğü sağlandıktan sonra eğer herhangi bir rahatsızlık varsa işte onu o zaman konuşuruz. Ama şu an Esad'a karşı çıkmak emperyalist ülkelerin ekmeğine yağ sürer. Biz dürüstçe böyle düşünüyoruz. Peki Mısır, şimdi Mısır'da da sonuçta hani Arap Baharı adı altında bir karışıklık yaratıldı. Sonrasında yaşananları biliyoruz. Evet. Şimdi Mısır kendi başına gelenlerle Suriye'nin başına gelenleri aynı pota içerisinde mi değerlendiriyor? Ya da öyle değerlendirmiyor mu? Öyle. Şimdi şöyle, Mısır tabii çok güzel bir soru Sayın Atıcı. Şimdi aynı şekilde ben bu sizin söylediğiniz şekilde yaklaştım. Yani dedim ki bakın sizin büyük sorunlarla karşılaştınız. İhvan diye çok kötü bir hareket vardı. Ve bununla baş etmeyi başardınız. Tebrik ediyorum. Çünkü biz onlara hani bizim partimizin genel başkanı Müslüman kardeşler değil de münafık kardeşler diyor. Hatta şunu da söyledim. Sizin dünyaca ünlü ekonomist Samir Amin, aynı zamanda Fransız vatandaşı ama Mısır kökenli şöyle diyor. Bu Müslüman kardeşler, politik İslamcılar aslında emperyalizmin rakibi değil, Haçlıların hizmetkarlarıdırlar. Onlar yarattıkları ortamla yabancı ülkelerin bu Mısır gibi, Türkiye gibi, Suriye gibi içine girmesine, onların kaynaklarını yağmalamasına hizmet ederler. Dolayısıyla bunlarla mücadele edilmesi yurtseverlik gereğidir. Siz dedim Tunus gayet güzel mücadele ettiniz. Bunları marjinal bir hale getirdiniz. Suriye'de de benzer bir şey var. Yani herhangi bir şekilde de Suriye'de de Esad ulusun birliğini sağlayan güçleri aynı cephede toplamak istiyor. Yani siz şimdi buna bu çerçeveden yaklaşın. Esad'ın herhangi bir şekilde mezhepsel yönü sizi etkilememesi gerekir. Ayrıca jeopolitik olarak da bu Mısır açısından bir zorunluluktur. Çünkü siz herhangi bir şekilde Suriye ile güçlü bir ittifak kurarsanız bir yerde yani size düşmanlık besleyen unsurları kuşatmış olursunuz. O yüzden jeopolitik aklı size hatırlatıyorum dedim. Ve buna da böyle yani şöyle söyleyeyim, net bir olumsuz karşılık vermediler. Yani tamamlayıcı şeyler söylediler. Sorunların kaynaklarını anlatmaya çalıştılar. Böyle düşünüyorum ama şunu da gördük. Sokaklarda Abdülfettah el-Sisi'ye, devlet ve hükümete yönelik böyle bir sempati gözüküyor. Hiçbir şekilde Müslüman kardeşleri öven insanlara rastlamadık. Belki tabii kendileri söylemiş olabilirler ama onların marjinalize edildiğini, yani bu Mısır'ın bu yönde kuvvetli adımlar attığını gördük.
Şey meselesini tabii soruyorlar, Mursi meselesini. Onlara hep dedik ki biz işte ciddi bir partiyiz. Bu Mısır'ın iç işidir. Bağımsız mahkemeler karar vermiştir. Bizim ona saygı göstermekten başka yapacak bir şeyimiz olamaz. Aksi bir şey zaten sizin iç işlerinize müdahale olur. Bu çerçevede genel olarak seyretti. Elvaft Partisi dedi bir görüşmeniz evet. oldu değil mi Dışişleri evet, Konseyi'nden evet, sonra? Evet. Benzer şeyler mi konuşuldu orada da? Evet, orada benzer şeyler. Biraz Elvaft Partisi'nde belki hani bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Mısır siyasetinde nerede evet. duruyor? Evet, Mısır'ın en köklü partisi. Laik bir tabanı temsil ediyor. Yani aslında... Yani şöyle düşünün, Cumhuriyet'in kuruluşundaki CHP gibi bir parti, çok önemli bir organ. Ve orada içinde bir takım sıkıntılar olmasına rağmen bizi orada hem genel başkan yardımcısı hem de fahri başkanı, belki de tek yetkili diyeyim, yani büyük saygı duyulan fahri onursal başkanı, partinin en üst düzeydeki kurmay heyetiyle karşıladı. Karşılıklı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler esnasında Sayın Bakanımız bizim Batı Asya Birliği projemizi, 5 ülke 5 deniz, çok güzel bir şekilde, örneklerle, özlü bir şekilde nakletti ve büyük bir etki yarattı. Aynı zamanda bizim Sayın Büyükelçimiz diplomasi diliyle, böyle bir profesyonel bir diplomatın inceliklerini sergileyerek hassas konularda görüş alışverişinde bulundu. Ve bizim aşağı yukarı benzer konuları orada da gündeme getirdik. Büyük bir karşılık bulduk ve aynı zamanda şunu söylediler. İnşallah dediler Vatan Partisi meclise girer de bu bölgeye barış, huzur, istikrar gelir ve biz Türkiye'de gerçek anlamda dostlar ve konuşacağımız karşılıklar buluruz. Evet. Peki devam edecek mi bu ziyaretleriniz? Yani İran dediniz, Suriye, Mısır ama 5 bölge, 5 denizden bahsediyorsunuz. Evet, bütün bu ziyaretlerimiz bir plan ve program çerçevesinde devam edecek. Zaten biz burada aslında böyle bir düzen de kurmaya çalışıyoruz. Mesela bizim Mısır'da bir daimi temsilcimiz var. O arkadaşımız Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nden, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldukça yetenekli Onur Sinan Güzeltan arkadaşımız. Çok güzel bir şekilde görevini yapıyor. Biz hem gittiğimiz Dışişleri Konseyi'nde hem Elvaft Partisi'nde çok sevildiğini ve sayıldığını gördük. Bu da bizim neredeyse bir devlet gibi yavaş yavaş bölgelerde örgütlenmeye başladığımızı gösteriyor. Biz tabii bölgenin ruhunu yakaladığımızı zannediyoruz. Bölgenin ruhunu yakaladığımız için çok güzel karşılıklar buluyoruz. Bu tabii temaslarımız devam edecektir. Peki şimdi akla şöyle bir soru geliyor. Tamam, Vatan Partisi böyle temaslarda bulunuyor, güzel ilişkiler kuruyor. Bölge işbirliğinin öneminden bahsediyor. Ama Türkiye'de iktidarda değil Vatan Partisi. Dolayısıyla bu işbirliği, bu ziyaretler hani Türkiye ile bu ülkelerin ilişkilerine nasıl yansıyacak? Şimdi evet. Ya da siz bu sonuçları mesela hükümetle paylaşıyor musunuz? Diğer siyasi partilerle paylaşıyor musunuz? Şimdi şöyle, biz tabii burada şunu aslında yapıyoruz. Yani biz muhalefet partisi, hatta mecliste olmayan bir muhalefet partisi olmamıza rağmen Türkiye'nin gerçek sorunlarını herhangi bir şekilde böyle istismar edilmeyecek ve diğer devletleri ciddi anlamda uyaracak sorunlarını gündeme getiriyoruz. Bakın münhasır ekonomik bölge. Hı-hı. Diyoruz ki siz burada evet hükümetimiz sizin yaptığınız yanlış. Hı-hı. Yani evet biz muhalefet partisiyiz, iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ama burada size yol gösteriyoruz. Türkiye'nin yetkili organlarıyla temasa geçin. Ve bu sorunu belirli bir şekilde çözmeye çalışın. Dolayısıyla aslında biz burada çok önemli bir görev yapıyoruz. Yani Türkiye ile Mısır arasında psikolojik nedenlerle ön yargılar var. Dolayısıyla adım atılamıyor. Biz mesela en azından o adım atılabilecek ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Köprü oluşturuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde burada Türkiye'de bizi hükümet, diğer muhalefet partileri ciddiye almak istemese de bizim yaptığımız iş çok ciddi. Ve gerçek anlamda Türkiye'nin çıkarlarına doğrudan katkıda bulunuyor. İşte Ermeni soykırımı meselesinde olduğu gibi biz herhangi bir şekilde muhalefette bile ülke yararına işleri başarmayı ve bununla ilgili yol ve yöntemleri bilen bir partiyiz. Hı hı. Bu da bizim herhangi bir şekilde bu topraklara bağlılığımızın bir göstergesi. Evet, bir yandan da tabii hani Türkiye halkının iktidar gibi düşünmediğini
her konuda. Onu da göstermiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Biz zaten ilk ben konuşmama başladığımda şöyle söyledim. Dedim ki biz Türkiye'den Türk halkının Mısır halkına olan derin sevgi ve saygısını getirdik. Sizin dedim ulusal lideriniz Cemal Abdülnasır Türkiye'de de halkımızın kalbinde yaşar, çok sevilir ve sayılır. Dolayısıyla hükümetler arası ilişkiler ne olursa olsun iki ülke halkı arasındaki dostluk kalıcı, ebedi ve ezelidir. Hiçbir şekilde değişmeyecektir. Dolayısıyla biz günlük siyasetin dışında iki taraf olarak sorumlu adımlar atalım. Sayın Soner Polat, çok teşekkürler değerli katkılarınız için efendim. Efendim. Çok sağ olun. Evet, Vatan Partisi Mısır'a üst düzey bir temas gerçekleştirdi. Üst düzey görüşmeler gerçekleşti o temaslar ziyaret sırasında. Heyet Parti Başkanı Emekli Tümamiral Sayın Soner Polat bize anlattı. Neler konuşuldu, neler çıktı o görüşmeden. Bir kez daha kendisine teşekkür edelim ve devam edelim efendim.